Ben Ankara doğumluyum ama babam yedek subaylığını orada yaptığı için geçici bir süre Ankara'daymışız. O nedenle Ankara'da doğmuşum ama İstanbul'da büyüdüm. Ve genç kızım Boğaz'da geçti. Yalı'da yüzmeyi öğrendim. Balık burcuyum. Onun için suyu çok seviyorum. Mersin'i geliş nedenlerimden biri de suya yakın olmak. Çocukluğum ilk hatırladığım anılarım Balıkesir'de. Babamın lise müdürlüğü yaptığı okulda. Daha anaokuluna gittiğim dönemde okulun resim öğretmeni Kemal Zeren, o dönemde 1937 yılında, 36-37 yılında öğrencilerini resim yapma peyzaja çıkartırdı. Ve de kış soğuk havalarda da sınıfta model çalıştırırdı. O modelde ben olurdum. İlk resme ilgim o dönemde, o yaşlarda başladı. Liseyi bitirdiğim sene akademiye gitmeye karar verdiğimi söyleyince mani olmadı ve akademiye başladım. Sonra Ankara'da bir müddet oturdum. O dönemde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ekrem Akurgal hocanın klasik arkeoloji, Yunan arkeolojisi o dersleri devam ettim. O dönemde hoca benimle çok ilgilendi. Hatta ilk sergimi açmıştım 1957 yılında Ankara'da Sanatsevenler Kulübü'nde. O sergiyi de resim satın aldı okul için, onu hiç unutmuyorum. Çok çok şaşırmıştım, çok duygulanmıştım. Sonra bir gün bana dedi ki, Gencay sen böyle çabalayıp duruyorsun Türkiye'de ama aslında senin yurt dışına gitmen gerekir. Çünkü sen çok geniş ufukları olan bir kızsın ve birçok şeyleri aşmak için oraları muhakkak görmen gerekir dedi ve burs almamı söyledi. İtalyan devletinin verdiği bir yıllık burstan müracaatımı yaptım ve kazandım. Böylelikle İtalya maceram başladı. Oraya bir yıl için gittiğim halde 6,5 yıl, 7 yıla yakın kaldım. O arada Türkiye'ye gelip gitmelerim oldu. O arada Türkiye'de sergi açtım. İtalya'daki iş birliği yaptığım galeriler o dönemde dünyanın en saygın galerilerindendi. Şimdi artık bunu aradan 50 sene geçtiği için söylüyorum. Açıkçası kim yani mesela Abidin şaşırmış bana. İnanamıyorum Gencay sen böyle bir galeride bir Türk kızına nasıl yer verirler dedi. Ve ben böylece iyi işler yaptığımın farkındaydım ama bu kadar iyi işler yaptığımı daha sonra şimdi daha iyi kavruyorum. Fakat orada sergilerim oldu. Onlar ayrıca çok uzun anlatması. Fakat en ilginç tarafı 1966 yılında ben Türkiye'ye dönmek üzereyken beni Zero sergisine davet ettiler. Bu Il Senio Galerisi de Roma'da. Bu galeri gene çok saygın bir galeriydi. Orada iki eserim teşhir edildi. Ve maalesef katalogda Gencay yerine Genkay yazıldı. Bu da ayrı bir maceranın başlangıcı oldu. Galeri olarak birçok sergiye davet edildim. O arada Sanat Dünyası Sanat Eleştirmenleri Kongresi vardı. Ona Türk delegesi olarak davet edildim 2 yıl üst üste. O zaman Venturi hayattaydı. Onun gözetiminde oldu. Sonra birçok bizim Devlet Resim Heykel Sergisi'ne benzeri yapılırdı her yıl Roma'da. O sergiye davetli olarak katıldım.
Sonra ben Türkiye'ye geldikten sonra benim eserlerimi 32 İtalyan sanatçıyla beraber Côte d'Azur Festivali'ne, Plastik Sanatlar Festivali'ne İtalyan pavyonunda teşhir ettiler. La Salita Galerisi, Liverani, Cardasso'nun iki galerisi vardı Naviglio Milano'da. Il Cavallino Venedik'te. Venedik'teki sergi açtım. Ondan sonra da Milano'dakini açacaktım. Fakat Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra evlenmem çok şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Duygusal, Türkiye'yi özlendim, sevgi falan derken kendimi Türkiye'de evlenmiş buldum. Roma'daki çalışmalarım sırasında kendime özgü bir teknik buldum. Ve bu teknikle yaptığım resimler çok beğenildi o dönemde. Fakat maalesef Türkiye'ye geldim. Döndükten sonra orada bu ünlü galerilerde sergi açmış olmama rağmen resimlerim Devlet Resim Heykel Sergisi'ne refüze edildi. Ve ben tabii çok demoralize oldum. Bir yandan çocuğumu büyütüyordum, bir yandan resim yapmak, Türkiye'nin koşullarına uyma sağlamak hakkımda yapılan eleştirilere kulağımı tıkamak istiyordum ama tıkanır gibi değildi. Mesela yaptığım karışık teknikle yaptığım resimlere seramik demeye kalktılar. Bir diğer eleştirmen de bunlar resim değil, pano dedi. Yani plastik bir değer bulmadılar ama ben bu üzüntüyü çabuk atlattım sanırım. Fakat 16 sene bu geometrik, optik resimler, Kizero dönemi diyorum ben onlara, yaptıktan sonra birdenbire kendimi galeri yöneticisi olarak buldum ve resimlerim doğaya doğru dönük işler oldu. Türkiye'ye gidip geldiğim yıllarda Ankara'da Mimar Selçuk Milar, Selçuk Bey bence Türkiye'nin en iyi mimarlarından biriydi. Fakat sade mimar da değildi. Kendisi Türkiye'nin en güzel mobilyalarını tasarlayıp satıyordu. Galeri Milar diye bir sanat galerisi açmıştı. Selçuk Bey bir gün bana dedi ki, senin resimlerin, bu teknikle yapılmış resimlerini çok beğeniyorum. Bunlardan Ziraat Bankası'nda bir pano yapar mısın? Kızılay'daki, meydanındaki Ziraat Bankası. Tabii Selçuk dedim, çok keyiflendim çünkü çok iyi bir mimardı. Onunla işbirliği yapmak bana çok keyif veriyordu. Fakat o malzemeyi Türkiye'de bulamadım. O malzeme dediğimiz şey de bakla türü, bir tür bakla. Bunu Türkiye'de aktarlarda şey olarak satıyorlar bunu, şeker hastalarına tedavi amaçlı. İtalya'da ise bunu maçlarda falan bizi ayçiçekirdeği yenir ya, bu şekilde yiyorlardı. Ben onu kendime bulduğum bir teknikle sanat eserine dönüştürdüm ve bu resimler hala bugün elimde olanlar hayatta. Yani 50 küsur yıllık resimlerde hiçbir aksama, çatlama, patlama hiçbir şey olmadı. Şimdi gelelim, onu bulamayınca olayı şöyle çözdük. Dedim seramik, ben sana bunları seramikten yapayım. Selçuk dedim, yapabilir misin, olur mu, olur. Fakat ben seramik bilmiyorum. Şöyle İtalya'da kaldığım dönemde şuna inanmaya başlamıştım. Bir sanatçı eğer isterse eline aldığı herhangi bir malzemeden sanat eseri yapabilir. Artı onun tekniğini bilmesine gerek yok. Bunu iyi bilen insanlarla işbirliği yapmak suretiyle planladığı eseri
yapabilir. Ve nitekim önce rahmetli Hamiye Çolakoğlu ile sohbet ettik. Dedi ki yani sen bunu yapacaksın ama iş büyük. 11 metrekareydi Ziraat Bankası'da yapacağımış. İşte konuştuk. Bana şunu teklif etti, şey yaptı, önerdi. Dedi ki hiç sanat eseri yapmamış bir seramik fırını var. Fakat usta çok bilgilidir. Malzemeyi, çamuru, boyayı çok iyi tanır. Seni onlarla tanıştırayım dedi. Ve ben Ankara sitelerde Selim Usta'nın atölyesinde buldum kendimi. Ve Selim Hoca ile konuştuktan sonra ben bu işi yapabileceğime kanaat getirdim. Tabii çok zor bir olaydı. Tek tek onları boyadım. Tek tek hamur açıldı, yapıldı, hazırlandıktan sonra tek tek ufak düğmeler haline, toplar haline getirdim. Ondan sonra onları parmağımla şekil verdim. O arada bir de işçi çocuk buldum. Onu da bana yardım ediyordu. Ve o yüzden evliliğimi ertelemek zorunda kaldım. Evet. 4 ayda falan yaptım herhalde onu. Ve çok beğenildi ve ben kendim de beğendim. Kendim her zaman her yaptığım işi beğenmem. Hani bir annenin çocukları vardır ama bir tanesini biraz daha fazla sever. O biraz öyle oldu. Sonra tekrar ben İtalya'ya döndüm. Tekrar orada sergiler falan açarken sonra Türkiye'ye kesin dönüş kararı verdim. Bu arada 1968 yılında Kemal Kurdaş, o zaman ODTÜ'deydi ve ODTÜ yeni yeni toparlanıyordu. Behruz Çinici sanat eserleri yapılacakmış. Şey de beni önerdi Kemal Kurdaş. Biz Behruz Bey'le konuştuk. 5-6 yer vardı. Bu 5-6 yere yapılacak duvar panosu, heykel falan. Bunları hepsini programladık. Onların eskizlerini yaptım ben. Fakat Behruz Bey, Allah rahmet eylesin diyeyim, biraz inatçı bir adamdı. Bana verdiği duvar, ilk yapmamı istediği yer, eğri bir duvardı. Yani eğri olan duvara ben seramiğimi koyarak o duvarı şakulüne getirecektim. Bu biraz zor bir olay tabii. Ve ben bunu pek yapmayı istemedim. Başka işlerle başlayayım. Bu zor iş daha sonraya kalsın dedim. Şeyle konuştum, Selim Usta ile. Niye dedi sana bu duvarı veriyorlar, bu betonarme yanlış dökülmüş falan. Her halükarda bir de betonarmenin altında böyle bir dolap şeklinde ısıtıcı vardı kapının kenarında olduğu için. Mimari bölümü girişinde bu duvar. Ben dedim ki bu modülü buradan kaldırmak gerekir dedim. Yok dedi, kalsın, bu soğuk geliyor falan. Ve inatla bana o modülü kaldırtırmadı. Sonra ben işte anlaştık bu 5 eseri yapacağım diye uygun bir fiyat verdim. Tam 9 ayda yaptım onu. Yaparken Behruz Bey'i günün birinde ikna edeceğimi düşünerek o 1000 metrekarelik boş alanı da ben yaptım. Yani bir bütünüyle teslim ettim. Ve büyük bir keyifle onu monte etmek için işte ustalar geldi. Monte ettik. Ve maalesef o gün öğleden sonra Comer, Büyükelçi, Amerika Büyükelçisi Comer ODTÜ'yü ziyarete geliyor. Ve bütün öğrenciler ayaklanıyor. Ve biz sanat eseri istemiyoruz, biz başka şeyler istiyoruz, Amerika Büyükelçisi gelmesini istemiyoruz dediler ve kırmızı boya döktüler seramiğim üzerine. Ve seramiğim düz bir seramik olsa kolay, girindi çıkıntılar olduğu için o kırmızı boyalar kaldı. Allah'tan gene rahmetli
Dündar Elbrus vardı, mimar. O okuldaymış, birkaç öğrenci de okulda. Hemen temizlik işine giriyorlar. Sabaha kadar heykeli temizliyorlar. Fakat halen gidip de dikkatli bakarsanız aralarda hala kırmızı boyalar vardır. Sonra Associated Press'in Ankara temsilcisi bana bir gazete getirdi. London Times gazetesi. Şöyle bir şey var. Türkiye'de öğrenci olayları, 1968 olayları Gencay'ın panosu üzerinde başladı. Ama hikaye böyle bitmedi. Bundan 20 sene kadar önce ODTÜ'de yani çok beğenildi panom. Çok beğenildiği için de herkes niye alttaki şeyi kaldırıp oraya da yapmadın? Dedim ki yaptım. Sonra mimari rektör, fakültesi dekanı beni aradı. Dedi Genç Hanım dedi, rica etsek oraya dedi bu şey yapabilir misiniz? Ben dedim ki sakınmıyorum, kaçınmıyorum bunu yapmaktan. Fakat düşünebiliyor musunuz dedim, 50 sene sonra bir elbisenizin bir yerinde bir şey olmuş. Oraya yenini yapıp koyuyorsunuz. O dedim yama gibi kalır. Çünkü zamanın aşılmışlığı var. Zamanın renkleri ettiği etki var. Yani olmaz dedim, çirkin olur. Birden aklıma geldi. Unutmuşum. Aradan seneler geçmiş. Dedim, ben şey yapmıştım dedim. Zaten bir metrekare okulda da bıraktım. Bir aradık. Bulundu. Ama sadece 3 tane. Ve ben yapamadım tabii onu. Ama buramda bir sızı. Bir sanatçı sızı. Yani bir eseriniz var. Onu onaramıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Onu başından beri onu duyguyu hissettim. Sonra geçen seneydi, bana telefon. Gencay Hanım, ODTÜ'nün kuruluşunun 60. yılı mı oldu bu sene, ya da bilmiyorum. Bu nedenle büyük bir festival de yapmak istiyoruz. Buna da sizin eserinizin oraya birebir aynısını yapmakla şey yapmak, bize yardımcı olur musunuz? Ben kaza geçirmişim, ki ameliyat geçirmişim. Dedim ki yani ben istesem de yapamam. Hayır dediler, siz teknik olarak değil, fikir olarak bize yardımcı olun. Yani sizin yapacağınız, biz yapacağız her şeyi. Ve biz Ömür Hanım'la devamlı haberleştik. Ve oraya tıpkısının aynısı diyeyim, yedek parça yapıldı ve kondu. Ve bana fotoğrafları geldi, çok mutlu oldum. Hayatımda hiçbir şeye bu kadar sevindiğimi bilmiyorum. Ziraat Bankası'nda yaptığım iş mevcut değil. Çünkü bir dekorasyonda değişiklik yaptılar ama hemen benim panoyu bitirdiğimde birkaç yıl sonraydı, pano yok oldu. Ziraat Bankası onu nereye attı, çöpe mi attı, ne oldu bilmiyorum. Yani onun akıbeti öyle. Sonra Şeker Banka bir metrekare, 1,5 metrekarelik bir iş yapmıştım. Onun da ancak fotoğrafı var. Şeker Bank'ı restorasyonu sırasında o da çöpe gitti. Ben İtalya'da çalışırken Mimar Abdurrahman Hancı da Paris'te çalışıyordu iç mimar olarak. Sonra aynı yıllarda Türkiye'ye döndük. Benim işlerimi çok beğenirmiş. Divan Oteli'ne benim bazı işleri yapmamı önermiş. Onlar da kabul etmişler. Divan Oteli'ne de 30 taneydi. Nazar boncuk masa yaptım yuvarlak bara. Üstünü polyesterle kapatıp o da aşağı yukarı 25 sene falan kullanıldı. Ben 1954 yılından itibaren nazar boncuklarıyla ilgilendim. O zaman Türkiye'de nazar boncuk, lacivert, üstünde sarı gözlü, çocukların yakasına takılan, belli büyüklükle yapılan bir şeydi. Her yerde de kolay kolay bulunmuyordu.
Sonra ben gene 1957 yılında gitmeden İtalya'ya bunlardan tesbihlerle karıştırarak kolyeler, takılar yapmaya başladım. Ben araştırdım nerede yapılıyor bunlar diye. Dediler ki şeyde çok zor ama herkes söylemiyor. Alışveriş yaptığım adama soruyorum, söylemiyor nereden aldığımı. Neyse buldum. İzmir'in Görece köyü. Dedim Vecdi Usta, senden rica edeyim, bunu dedim değişik renklerde yapamaz. Nasıl yapayım dedi. Dedim ki bak şöyle yapalım, bira şişesi değişik tonları var kahverenginin. Onun içine biraz şeffaf koyarsın dedim. Rengi açılır. Sonra mavisi var dedim. Mavi lacivert aynı şeyi yaparsın dedim. Fakat ben de on binlerce, şimdi hatırlamıyorum sayısını, boncuk sipariş ettim. Öyle olunca bu duyuldu tabii. Diğerleri de yapmaya başladı. Son yıllarda ben yeniden nazar boncukla tablolar falan yapmak istedim. İzmir'e gideyim de dedim ben bulayım. Çok genç olmayan ama orta yaşlı bir çocuk adam duruyor. Aa dedi siz dedi o boncukçu teyzesiniz dedi. Bugün eğer nazar boncuk bu kadar revaçtaysa arkasında boncukçu teyze var yani. Sabah kendi. Kayda giriyorum. Gir.